Merhaba. Ben ve omuzlarım skeci sunmaya geldik. Şimdi bir devam skecimiz gelecek. Safi Yalan. Biliyorsunuzdur belki. Safi Yalan'da sürekli bir yalan dönüyor ailede ve en son öğrenen hep baba oluyor. Babadan sürekli bir şey saklıyorlar. Şimdi o skeci izleyeceğiz. Peki sen ailene hiç yalan söyledin mi bugüne kadar Ezgi? İyi seyirler. Neydi? Söylemedim ya. Ben biraz düzüm. Hiç. Yapma, inanmayız. İnsan ailesine yalan söyler tatlı tatlı da olsa. Şimdi söyleyince bir tane aklıma geldi. Bak sen. Böyle ortaokuldaydık ve biz genelde 4 kişi takılıyorduk böyle arkadaş ortamında. Birimiz dayısından mı babasından mı araba kaçırmış, evde denemeyin. Almış onu, ehliyeti de yok. Biz 4'ümüz küçük şehirde böyle bir gezdik. Sen yine arkadaşının yalanına ortak olmuşsun. Senin bir yalanın yok burada. Ama ben bunu söyleyemedim aileme ve yani bana o kadar dert oldu ki bir hafta ben yemeden içmeden kesildim. Evet. Yani bu sakıncalı değil mi ya? Ben boşuna mı yemeden içmeden kesildim? Yok sakıncalı tabii. Kimse arabasını kaçırmasın. Hatta da. Evet. Yani yine de senin yalanın gibi gelmedi yani. Böyle çok ailesine çok acayip yalan söyleyen var mı burada açıklamak isteyen? Burada açıklamak isteyen. Şuraya verelim. Bugün seyircimiz çok katılımcı ve tatlı Ezgi. Merhaba. Biliyor musun? Merhaba. Bugün söyledim evden çıkarken. Sahile diye çıktım. Buraya geldim. Allah Allah. Evet. Silivri'den geldim. Silivri'de sahilde misin şu an? Evet şu an aileme göre oradayım. He. Ya peki neden böyle bir yalan? Çünkü izin vermiyorlar Covid'den dolayı. He. Hmm. Kalabalık ortam. Burada aman sevgili izleyiciler burada önlemlerimiz çok iyi. Her şey maskeli, herkes şey. Hiç merak etmeyin değil mi? Geldiğinizden beri hijyenik, mesafeli. Evet tabii ki de. Oturuyoruz. Bir sıkıntı yok. Hiç merak etmeyin. Bize emanetsin. Öyle. Senin sahilde yürümüşsün gibi teslim edeceğiz eve. Yani güzel hava almış. Tatlı bir şekilde yollayacağız. Kimle kalıyorsun? Ailen, anne? Ailemle kalıyorum. Ne iş yapıyorsun? Edebiyat bölümü okuyorum şu an. Trakya Üniversitesi'nde. Türk Dili Edebiyatı. Güzel. Artı 2'yim. 6. senem. Ha, biz anlamadık. Öyle mi deniyor artık? Ben artı 9 okudum o zaman da o yüzden. 2 sene uzadı. Evet. Online eğitim mi alıyorsunuz şimdi? Evet, online eğitim. Derslere giriyor musun? Tabii ki de giriyorum. Şu an geçebiliyorum. Hadi be. Online tabii. Olunca. Neyse bu başka skecin konusu. Bunu konuşuruz yani. Buyur Ezgi sana teslim ediyorum. Safi Yalan geliyor. Atakan yazdı. İyi seyirler, iyi eğlenceler. Safiye, gelirken gördüm. Ceren'in penceresi açık. Yine kaçak giriş çıkışları mı başladı acaba? Ay İsmail ne alakası var? Ne alakası var? Kızın deterjan kokusuna alerjisi var. Ben yeni çamaşır asmıştım. Koku çıksın diye işte camını açtım. İnanmadım Safiye. Bakacağım. Aman İsmail sakın. Sakın. Genç kız şimdi banyodan çıktı. Onun yaşında gençler. Bazen aynada kendilerini kontrol ederler. Aman diyeyim. Bey Safiye. İnandım. Oha bu çalışır. Anne çalışır. Ne yapıyorsun ya? Yalan egzersizi yapıyorum anacığım. Valla. Çünkü sizin gibi çocuklar olunca insanın böyle kondisyonunu kaybetmemesi gerekiyor ya. Haklısın sen. Anne, nasıl oldum ben? Şöyle, evliliğimizin 4. yılıydı. Babanla tabii biraz hayal kırıklığı yaşıyorduk Eren'den ötürü. Babanla düşündük, taşındık. Dedi, biz bunu daha iyisini yaparız. Bir de böyle sıcak bir yaz akşamı. Benim tiril tiril bir geceliğim var. Akşam güneş arkadan bir vuruyor. Benim hatlar baban aklı çıkıyor zaten. Yani... Ne anlatıyorsun ya? Onu sormuyorum. Kıyafetim nasıl olmuş? Anladım anneciğim. 40 kere bir şey sorma. Güzel dedim. Her giydiğin güzel. Sen bir dakika. Neye bu hazırlık bu kadar? Hasan Berk gelecek beni almaya. Gezmeye gideceğiz. Yok ya. Benim niye haberim yok bundan? Oldu işte. Bana bak. Bu ara her şey oldu bittiye getiriyorsun Ceren Hanım. O konuda babamla senin eline su dökemem anne. Allah Allah. O nedenmiş? Abime baksana aceleye gelmiş resmen. Ay bırak be. Tamam o ucuz balayı mahsulü de sana özendik de ne oldu? Anne çok kötü bir şey oldu. Ne oldu? Motor yok. Ne hangi motor? Babamın motoru. Babamın canından çok sevdiği motoru. Seni satarım o motoru satmam dediği motoru. Tamam kızım bir gerilim verme sen de. Ya anne ben kovuldum ya. Babamın motoruyla motokuryelik yapıyordum ben. Bir tane evrak götürdüm. Anahtarı da üstünde unutmuşum. Bir döndüm motor yok. Bir daha döndüm gene yok. Aman tanrım dedim.
Eren sen işten mi kovuldun yavrum? Ya anne konumuz bu mu şimdi? Bana ufak bir bavul yap, biraz da erzak, ben yurt dışına kaçacağım. Nereye kaçıyorsun? Geri zekalı. Nereye kaçıyorsun? Sen polisi aradın mı? Aradım. Babamın eşkalini verdim. Bana bir şey olursa tutuklayacaklar. Evet. Motoru da söyledim. Bulursak ama bir iki tur atarız ha dedi. Dalga geçti benimle. Vallahi inşallah bulurlar abi. Yoksa babam seninle iki üç tur atabilir ya. Aha. Aha. Ne yapacağız şimdi? Dur şey yapalım. Herkes sakin olsun. Şey yapalım. Sakin olduğumuz için sakiniz şu anda değil mi? Herkes sakin. Ben şimdi önden atlayacağım. Siz arkadan atlayın. Benim üstüme atlamayın. Tamam. Ya salak mı? Ya Hasan Berk gelecek. Ben ne yapacağım? Ya ara gelmesin. Telefonu kapalı. Allah'ım ya dur tamam düşünüyorum. Buldun mu? Lan bir dur. Ha buldum, buldum. Hasan Berk gelince sen diyeceksin ki baba motoruna alıcı buldum, tamam mı? Ben de yüksek bir fiyat söyleyeceğim ki adam reddedemesin. İlla bir yerde karışıklık çıkar. O zaman babanın üstüne bir çay döker, içeri gider o. Biz de işte çocuğa anlatırız durumu. Ben de artık dua edeceğim polisler bir aracı bulsun diye motoru, ne yapayım? Tamam, doğal davranın. Doğal davranın, doğal davranın. Alıcı buldum, alıcı buldum, alıcı buldum, alıcı buldum. Lan doğal davranın diyorum, bu mu? Normal bir gün. Açıyorum. İsmail. Hoş geldin baba! Hoş geldin baba! Hoş bulduk. Ne oluyor lan? Ah insanın evlatlarının babasına hoş geldin diyebilmesi ne kadar güzeldin baba. Bizim gibi evlatlar çok zor bu devirde biliyor musun baba? Yani neler duyuyoruz neler görüyoruz ya. Asıl böyle baba Ceren'cim var mı böyle baba? Babaya bak be. Godfather'da mı oynadın be? Gaz falan mı açık? Bunların ne? Babası ne? Değil güzeli ya. Ay yok, babalarını özlediler ya. Ben de özledim seni canım kocacığım. Oo, kocam ya. Safiye artık sadece yalan söylemiyorsun. Bunu hareketlerine de döktün yani. Yalandan sarılıyorsun, yalandan öpüyorsun. Allah Allah. Aşk olsun İsmail. Bu kim ya? Ya nasıl bir devirdeyiz arkadaş? Kapımızı kimin çaldığını bile bilmiyorum. Kaçalım hemen! Eren, salak. Eren motora alıcı bulmuş. Benim motoruma? Ya olur mu öyle şey? Allah Allah ben... Lan benim motorum çok değerli. Ama çok iyi para vermiş adam. Ya oğlum ne? Parasının ne önemi var? Onun manevi değil. 60 bin vermiş adam. Hemen satalım. Hemen satalım. Çok bu devirde çok... Abici. Çekil şuradan. Merhaba efendim. Merhabalar. Görüşürüz efendim. Dur, oğlum dur, nereye gidiyorsun ya? Bu mu? Bu. Nereye gidiyorsun? Gelsene içeri, Allah Allah. Akşam pazarı ya, gel otur. Safiye, sen bir çay may bir şey koy. Koyayım. Gel, gel. Ceren de bana yardım etsin o zaman içeride. Gel aşkım. Ne yapayım ben? Damacanından su mu pompalayayım? Sen bana yardım et. Çok ani oldu, ben hiç beklemiyordum. Vallahi benim için de ani oldu. Benim için de ani oldu. Ben de hiç beklemiyordum açıkçası ama... konuşarak her şey anlaşılabilir yani, sorun yok. Siz nasıl uygun görürseniz tabii. Bak, güzel çocuk. Evet, bu devirde böylesini bulmak zor. Evet, doğru. Ne iş yapıyorsun evladım? Öğrenciyim efendim ben. Ceren'le aynı sınıftayız. He. İyi, yabancıya gitmemiş olur. He, iyi. Çay da geldi. Ya buyurun. Ben ailemle de gelmek isterdim ama... Ama doğru dedin, doğru düşünmüşsün onu. O zaman şey yap çocuğum, tamam sen ailenle gel. Böyle ayıp oldu zaten. Tabii, hadi gidelim. Hadi bakalım. Dur sana Safiye, dur oğlum. Otursana sen ya. Allah Allah, çocuğu buradan eli boş mu göndereceğiz? İsmin neydi? Hasan Berk efendim. Hasan Berk. Yani açıkçası ne yalan söyleyeyim ben de çok vermek istemiyorum. Sonuçta ilk göz ağrım. Eren daha büyük diyebiliyorum ben. Öyle. Teknik olarak tabii öyle. Şimdi Eren 96'da geldi. Biz onu 98'de geldik. 98 evet. 98. Ben bunu bir doktordan aldım. Zamanı vaktinde. Çok kötü durumdaydı. Çok. Baktım yani neler yaptım ya. İkinci sahibiyim ben. Bilmiyordum efendim ben. Vallahi ben de yeni öğrendim yani. Biz şimdi hassas böyle konularda ondan söylemedik. Daha yeni şey oldu. Oha gerçekten mi? Gerizekalı. Aptal oğlum benim, sus. Evet. Yani şimdi şöyle söyleyeyim, ben tok satıcıyım. Ben tok satıcıyım, onu sana söyleyeyim Hasan Bey. Hatta söyledim yani, Eren'e de söyledim. Satmayalım dedim. Satmak derken böyle başlık parası gibi falan bir şey mi? Başlık parası mı? Tabii başlık. Başlık tabii. Başlık çünkü önemli. Başlık önemli. Başlık. He, tabii. Başlık önemli. Başlığını takacaksın. Tabii. Yani, tak. Usul öyleyse tabii. Usul şey, lavabo ileride sağda. Nasıl? Usul dedi, usul. Usul alacak herhalde çocuk. Ne anlatıyorsunuz size? Ne oluyor ya? Şey neler oluyor? Bize. Neler oluyor? Gülüm. Neler oluyor? Allah, tövbe tövbe. Neyse. Onlar şimdi biraz şey yaptılar tabii. Tabii kolay değil. Yani ben sana, sen biliyorsun dur da. Durumu şöyle özetleyeyim. 98 model.
98 öyle yan yatması, vurdusu, kırdısı, çıktısı yok. Yalnız kış aylarında bazen çalışmıyor. Öyle oldu mu vurduracağım. Vurduracağım ki. Vurduracağım ki. Hey abi. Sen daha önce hiç gezdin mi? Yani bir iki dışarı çıktık ama böyle bir şeyimiz olmadı. Aramızda bir şey olmadı yani. Nasıl bir şey olmadı? Ya ısınamamış çocuk işte yani. Sen de İsmail zorla mı? Ya tamam şey, sen bir tur at istersin. Ya. Nasıl ya, şimdi burada mı? Ya oğlum bir binsin, Allah Allah. Hayır, yani bir binsin. Ondan sonra yok efendim ben buna binemem. Bunun orasından mı oluyor, burasından mı oluyor? Ses geliyor demesin yani, öyle değil mi? Yani Ceren babam sert biridir demiştir ama ben de... Rahatladım ya vallahi. Ya sen yine çok şey yapmışsın. Ya rahat ol oğlum tabii ya. Rahat ol, ticaret ya. Ben alıp gideyim o zaman be. Seni sevdim evlat. Seni sevdim evlat. Yalnız bak. Benden sana bir abi tavsiyesi. Böyle durumlarda her zaman pazarlık yap ya. Bunlar 60.000 demiş ama sen de bir rakam söyle hadi. Tamam. 50.000 olsun ya. 50.000 az dedin, 50.000 az dedin. 50.000 az dedin, 55 olsun. 55 çok oldu. 53 olsun bari. 53 bana gelişi. 53 oğlum, 53. Sen bir şeyler daha söyle. Ceren 53'e... 53 olmasın mı? Çaylarınızı da kız ne yaptın? Yaptım ya. Tamam tamam, ben hemen onu götüreyim bari ve şey, su tutayım, şişmesin orası. Lan sen nereye ne tutuyorsun manyak? Eren, sen götür, sen götür. Ben bakamam, Ceren götürsün. Oğlum. Kim geldi şimdi? Bu kim ya şimdi? Ne alaka ya? Ya yanıyorum, yanıyorum. Yanar. Yanar, üfle. Kim geldi, kim? Yanlış numara. Etrafınız darıldı. Açın kapıyı. Polis. Propolis. Propolis satıyorlar bağışıklığa geliyormuş bu dönemde diye yani. Ama hep sahteler var piyasada. Dolandırıcı açmayalım. Allah Allah. Ne İsmail Bey motor için gelmiştim. Ya motor için diyor. İsmail Bey diyor. Bir saniye ya. Buyurun, buyurun memur bey. İsmail Bey. Evet. Gözünüz aydın. Motorunuzu bulduk. Çalıntı motor bizde. Yok efendim, yok. Çalıntı falan değil ya. Benim bizzat kendi motorum. Hatta bu arkadaş da almaya geldi. Yok, ben Ceren'i almaya gelmiştim ama bir anlamı kalmadı artık ya. Ceren'i almaya mı? Ha, motoru alacak, sonra Ceren'i alacak. Atacak arka, çünkü okula gidecekler ya çocuklar. He, yani duydunuz memur bey, bir yanlış anlaşılma oldu herhalde. Yo, vallahi biz motokurye olarak görev yapan Eren Bey'in ihbarı üzerine harekete geçtik. Neyse ki polisimiz, neyse ki polisimiz böyle... Şöyle yaptık. Nasıl yakaladığımızı anlatacağım şimdi size. Evet, tamam. Neyse ki polisimiz amansız bir takip sonucu. Evet. Kız kıvrak yakaladı. Evet. Yakayı ele verdiler. Yakayı ele verin. Vallahi. Buyurun. Bunlar da yakaları. Evet. Anladım. Eren. Tut beni. Çocuk, tamam. Bir şey oldu ambulans. Ya. Ya siz nasıl insanlarsınız ya? Bir kapımıza polis gelmedi kalmıştı. Oğlum sen de kusura bakma, artık almazsın herhalde. Yok ya, ben Ceren'i çok seviyorum. Haftaya ailemi de alıp gelirim. Ne diyorsun lan? 100.000 verin be. Lan. Lan oğlum ne 100.000'i? Sen Ceren'i çık... Safiye. Ne oluyor ya? Yandı ya. Çocuğun kafa yandı. Kafa yandı. Ya siz nasıl insanlarsınız ya? Bir umut... Kalk lan sen de. Kalk, numara yapma. Biri motokuryo olarak işe girmiş, ötekisi manetasını eve çağırıyor. Bu lan nasıl işler ya? Memur bey. Buyurun. Buyurun gidelim, biz motor alalım. Ben de bu eve bir süre gelmeyeyim yani. İsmail bey, gitmemize gerek yok. Ben aracı getirdim. Bu ne bu? Hırsızları yakaladık ama motoru söküp söküp satmışlar. Söküp söküp satmışlar, buldukça getireceğiz size. Merak etmeyin. Ön farınız Gaziantep'te sokak lambası olmuş. Sökecekler arkadaşlar, bize getirecekler. Üzülme baba. En azından diğer motorlara can vermiş. Öyle düşün. Belki bir gün bir motora bindiğinde karbüratör sesi tanıdık gelir. Ya da bir egzoz dumanı alır seni götürür. Safiye. Bizde matkap var mıydı? Matkabı ne yapacaksın İsmail? Plakayı Eren'e takacağım. Gel buraya! Polis! Ben çok güzel hareket diyenler. Zil diyenler. Buyur. Atakan. Tipicin. Evet, hep birlikte el ele. Ve zilimiz geldi. Süper. Tebrik ediyoruz abi valla. Hani böyle yanlış anlaşılması kesilir. Sonuna kadar diri tutmak diyaloglara çok bağlı. Çok komik şakalar vardı ya, süperdi. Evet, skeçte gidiyorum, yapmak isteyen var mı? Böyle bir soralım. O neydi ya? Cihan, ha Cihan, gel gel gel. Gel gel, Cihan bir şey söyleyeceğim.
Bir şey söyleyeceğim. Sadece şey. Girdiğinde... Unuttu. O hangi kelime? Amansız unuttu değil mi? Aa. Böyle bir kaldın, böyle bir... Şöyle bir kaldın. Şey diyecektim orada. Neyse ki... Dur bir dakika, hemen söyleyeyim. Yine neyse ki motokurye olarak görevi yapan Eren Bey'in ihbarı üzerine harekete geçtik. Buraya unutuyorum. Sen unuttun. Bir de silmişim biliyor musun? Ben unutmamışım. Bir daha yapsana. Gerçekten silmişim bunu. Bir daha yapalım. Belki o kapıda aklına gelir. Gel bakayım. Bence yine unutacak. Kesin unutacak. Amansız takip kıskanıyor. Polis diyor ya. Bir dakika diyor. Abi tekste mi bakıyorsun şu an Cihan? Cihan açsana bir. Abi. Ya böyle bir şey yok ya. Hayır hatırladın mı diye şey yapacaktık. Bir kere bakayım yapacağım. Tamam. Tamam yap ama kusursuz yapman lazım. Ben de oradan takip etmek istiyorum. Ben de doğru mu diye bakacağım abi sonuçta. Ne versen yiyeceğiz biz şu an seyirci olarak. Evet buyur abi. Tam istiyorum bak baktın da lütfen Cihan. He? Tam istiyoruz. Aha polis diyor. Buyurun memur bey. Motokurye olarak görevi yapan Eren Bey'in ihbarı üzerine harekete geçtik. Neyse ki polisin amansız takibi sonucu kıskıvrak ele geçirilen hırsızlar yakayı ele verdi. Yaka da burada. Bravo. Çok güzel. Burada yaka yazmıyor. Ne, o var. Komple doğaçlama mı? Kesin bu beni şey yaptı oradan. Evet onu çıkaracağım diye. Ama alkışlıyoruz Cihan'ı. Atakan'ı, şahane, Hilmi Ener süperdi. Harikaydınız valla. Çok güzel hareketler devam ediyor sevgili izleyenler.